Asgari ücret görüşmelerine bugün başlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi son zamanlarda asgari ücret neredeyse kamuoyunda her gün tartışılır hale geldi. Çok sıkça tartışılan bir konu olması, meselenin ne kadar önemli olduğunu da ilgi gösterilmesi, bu konuyla ilgili tartışmalara ne kadar önemli olduğunu da bir anlamda ifadesi, bir anlamda göstergesi sayılabilir. Asgari ücret gerçekten önemlidir. Çünkü asgari ücret çalışanların adı üzerinde asgari almaları gereken asgari ücreti ifade ediyor. Fakat sorun enflasyonist ortamlarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar anında asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olarak algılanmasıyla ilgilidir. Tabii Türkiye'de yaklaşık sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret, bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır. Çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu, biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Bugün komisyonumuz işçi, Türk İş'in temsilcisi olarak Sayın Irgat aramızda, Hakan Sen Bey aramızda. Dolayısıyla diğer sendikalarımızın temsilcileri ve kamu adına bu sürecin içerisinde yer alan arkadaşlarımız burada teknik çalışmalar yapacaklardır. Asgari ücretin bir boyutu teknik olarak, yani ülkenin içinde bulunduğu enflasyonu, işte muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak, toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. Biraz sonra sizinle paylaşacağım bir araştırma yaptık. Türkiye çapında yaptığımız araştırmada hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Akademik kadronun gerçekleştirdiği bir araştırma bu. Bunu da sizinle paylaşacağım. Değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Bunun işte kuralları var, usulleri var. Çalışma Genel Müdürlüğümüzün Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Bey'in de Ertuğrul Bey'le birlikte sürdürülecek bir teknik çalışmalar var. Bunun yaklaşık 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk İş Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay Bey çok uzatmayalım, çok kısa sürede tamamlayalım görüşünü belirtti. Aynı görüşü Özgür Bey de, bunu uzatmanın anlamı yok, makul bir yerde, uzlaşacağımız bir yerde bunu bitirelim. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün mecliste yaptığı toplantıda benzer bir ifadeyi söylediler. Dolayısıyla kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye'nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran, işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeyi, entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum.